Hepsi de burger yapacağız. 1 makarna, 2 anne burgeri kıymayı ekliyorum. Hatice, yanlış kabı aldın. Zaten bizim de mottomuz ne? Yaşasın mükemmel olmamak. Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün hiç kanala uygun olmayan bir tarif yapacağız. Ne yapacağız söyleyeyim. Tepside burger yapacağız. Evde 3 erkekle yaşamaya başlayınca ve sürekli her hafta sonu size ne pişirsem diye sorduğumda aldığım 2 cevap var. 1 makarna, 2 anne burgeri. Bugün işte bu 2 tarifi birleştireceğiz ve tepside burger yapacağız. Neler lazım? 1 paket kadar ben minik midye makarna kullandım. Aynen normal kutuda yazdığı şekilde haşladım ve suyunu süzdüm. Yarım kilo kıymayı kavurdum. İçine ben sarımsak tozu koydum güzel oluyor diye. Tuz, karabiber klasik. Sadece böyle kavurdum. Burada 800 mililitre yani tam 4 kişilik bir domates çorbası var. Bunu hani ya işte hiç kalmış bir domates çorbam yok derseniz eğer tercih ediyorsanız hazır domates çorbası da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı ve 1 su bardağı 2 farklı peynirim var. Bu tarifin işte esas ana vatanındaki tariflerde biri cheddar peyniri, biri mozzarella peyniri ama bence yurdum peynirleri de gayet güzel. İşte kaşar peyniri, eski kaşar, taze kaşarla da gayet güzel yapabilirsiniz ve yarım su bardağı da suyum var. İlk önce haşlanmış, suyu süzülmüş makarnama kıymayı ekliyorum. Domates çorbasını ekliyorum. Suyu ekleyeceğim ve peynirlerimin yarısını ekleyeceğim. Birinci çeşit peynirim 2 su bardağı kadardı, o yüzden ondan 1 su bardağı ekliyorum. Makarnamın kalanını ekliyorum, süzdüğüm. Altını açacağım ve bir 5 dakika kadar pişireceğim. Ben o arada fırın kabımı yağlayacağım. Tüm kenarların yağlanabilmesi için hafifçe eğiyorum. Dünyanın en gurme, en zor, en sağlıklı yemeklerini yapsam bile şu görmüş olduğunuz makarna, kıyma ve domates çorbasındaki kadar iltifat almıyorum oğullarımdan. Zaten bizim de mottomuz ne? Yaşasın mükemmel olmamak. Kalan peynirlerim vardı ya işte şimdi onları dökeceğim. Bu arada iç sesim diyordu ki Hatice yanlış kabı aldın. Taşıyacak makarnalar diye ama Allah'tan sığdı. Fırınınızı tam bu aşamada ya da bu aşamadan birazcık önce 200 dereceye getirebilirsiniz. Üzerini kapatacağım. Yağlı kağıtla ya da folyoyla ne kullanıyorsanız tercih olarak. Bir 20 dakika pişireceğim. 20 dakikadan sonra bu sefer üzerini açacağım ki işte o peynirler kızarsın istiyorum birazcık. Bir 10 dakikada öyle pişireceğim. Üstünü kapatalım. Ben iç tarafı yağlı kağıt, dış tarafı folyo olan kağıt kullanıyorum. Şimdi 20 dakikalığına fırına. Tepside burger hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle.